Arkadaşlar hepinize merhaba. Tarih Budur'un yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Cansu ve Emre ile beraberiz. Merhaba. Gördüğünüz gibi Cansu'nun önü bayağı kalabalık. Emre'nin önü Emre'ye göre kalabalık. Evet. Bayağı. Benim önümde her zamanki gibi telefonun notlarımda. Bugünkü konumuz benim favorim, benim favorim İttihat ve Terakki. İttihat ve Terakki'yi 2 haftada inceleyeceğiz. Bu çektiğimiz ve inşallah izleyeceğiniz bölüm ilk bölümümüz olacak. 1908 yılına kadarki olan dönemi anlatmaya çalışacağız. Akabinde de 1908 ve 18 yılının arasındaki dönemden bahsedeceğiz. İttihatçılıktan biraz bahsedeceğiz 2 hafta boyunca. İttihatçılar ölür, İttihatçılık ölmez cümlesiyle ben başlıyorum ve sözü ilk olarak da Emre'ye bırakıyorum. Yani İttihat ve Terakki dediğimiz cemiyet kurulduğu anda Osmanlı Devleti'nde ve dünyada durum nasıl? Neler var, neler yok? Yani şimdi Osmanlı'dan bakacak olursak biraz önceye gitmemiz gerekiyor. Yani tarih sahnesindeki Osmanlı'nın tüm halk tabakalarına bir bakmak gerekiyor. Yani hani şimdi özellikle 1450'lerden sonra, yani Fatih dönemiyle diyebiliriz aslına bakarsanız, Osmanlı'da bir monarşi yapısı daha çok istibdat yönetimi gibi oluyor. Neden? Hani bir insanın etrafına toplanmaya başlıyor insanlar. Hani daha önce bir örf, adet gibi geleneklere bağlıyken padişah, sonradan böyle bir olayla, yani tek kişinin sınırsız yetkileri olduğu bir gerçekle bürünüyor. Ki şöyle ufacık sözünü kesip bir örnek verebilir miyim? Müsait miyiz? İkinci Murat dönemine kadar, yani ikinci Murat'a kadar padişah, ikinci Murat'a dahil olmak üzere onu da bekleyeyim, padişah halkla beraber cuma selamlığını, cumaya gider. Halkla beraber bazen tavernada veya dışarıda oturur, zaman geçirir. Evet. Durumdayken Fatih döneminde bırak halkı, divana bile çıkmamak şeklinde kendisini çok üst seviyeye koymak. Aslında Türk devlet sistemine çok da uygun olmayan bir şeye geçiyor. Aynen. Türkmen geleneklerinden uzaklaşılır. Yani hani Montesquieu'da mesela yönetimi üçe ayırır. Demokrasi, monarşi ve de istibdat olarak. İstibdata kaymış bir yapıda o zaman Osmanlı. Şimdi burada askeri sınıftan, yani yöneten sınıftan bahsetmek gerekir başta. Halkın sınıflarına ayırırken askeri sınıf içerisinde devşirme kökenli insanlar vardı. Yani bunlara sadece asker demeyelim, bir yönetim sıfatı veriyorum. Hani daha önceden de bahsetmiştim, istibdat yönetimi içerisinde asker gerekir. Hani ondan dolayı yöneten sınıf diyorum, yani yöneten sınıf pardon. Bunların bir özelliği var, öldükten sonra miras bırakamazlar. Çünkü kuldurlar. Aynen, kuldurlar. Köledirler, padişahın kölesi olarak geçiyor. Aynen, ama bu sınıf içerisinde bir de ulema sınıfı vardır. Ulema sınıfı genellikle din, eğitim ve de adalet. İlmiye. Din, aynen, ilmiye sınıfıdır. Yani hani, evet. İlimle. İlimle ilgili olan insanlardır. Burada bu deminki gibi hani miras bırakamama özelliği yoktur açıkçası. Hani insanlar kendileri çocuklarına miras bırakabilirler vesaire vesaire. Ki miras bırakamama durumunu da bu askeri sınıf şeyle çözmüştür, vakıflar açarak, aynen, vakıflara mal varlıklarını devrederek, sonra vakıfların başına çocuklarını getirerek bu işi çözmüşlerdir. Aynen. Sıra bakma böyle. Zaten onu kaldırılacak sonra, böyle bir şey de yok artık, müsaade olsun. Sonradan da hani gelmemiz gereken yönetilen kısım var yani. Aynen öyle. Yönetilen kısım var. Bunların içerisinde çiftçisi var, taciri var, yani genel bir halk var sonuçta. Halk yani sonuçta. Ama benim buradan gelmek istediğim sonuç şu, yıllar geçtikçe, zaman ilerledikçe, 18. yüzyıla falan geldiğimiz zamanlarda, 18. yüzyılın sonları demek daha doğru olur, yabancı ülkelerdeki tacirlerin kendi ülkemiz, yani Osmanlı'da iş yaptıracakları insanlara da bir ayrı bir burjuvazi gibi bir sınıf oluşturma imkanı vermiştir. Yani onlara maddi, para attığı için. Maddi durumun yükselmesi otomatikman burjuvazi, evet, sınıfını oluşturdu. Burada ben burjuvazi kısmına denk gelirken şunu söylemek istiyorum açıkçası. Mal varlığı, yani insanlarda para olan insanlar burada yabancı kesim. Ermeni, Rum kökenli insanlarda genellikle bu tarz, evet, paralar birikiyor. Yani burjuva kısmı. Kent burjuvazisi onlarda oluşuyor, evet, çoğunlukla. Bu dönemde burjuvada para toplanması dışında saray içerisinde bir müsriflik söz konusu. Bunlar genelde bir, hatta İstanbul'da. Yani saray, aynen, merkezli bir müsriflik demek doğru. Aynen öyle. Hani mesela İngiltere, Fransa ile yakınlaşmalar dolayısıyla yapılan belli müsriflikler söz konusu. Ama yani yapılsın orası ayrı bir şey, ama o dönemde toprak kayıplarımız da aşırı fazla olduğu için hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz değil mi? Yani ilk dış borcu biz Kırım Savaşı'nda alıyoruz. 1854, evet, yılında. Evet. Ve
Yani aldığımız dış borçla dahi saray yaptırıyoruz. Aynen. Neler var bu dönemde? Hangi saraylar var yaptırılan? Yani Dolmabahçe var, Çırağan, Beylerbeyi, Yıldız. Yani bu saydığın saraylardan arada bayağı fark var. Topkapı Sarayı mesela sade bir saray. Evet, hiç evet. Gezen izleyicimiz var mıdır bilmiyorum. Topkapı Sarayı sade. Aynen. Ama Dolmabahçe, Çırağan, Yıldız, Beylerbeyi bunların hepsi lüks saraylar. Çok gösteriş. Belli Avrupa modasına uygun yaptım ben sarayla. Tabii İngiltere'den galiba 6 tonluk avize geliyor hatta. Hı-hı. Yani siparişler. Yani ülke gidiyorken burada saraylar yapılması ve benzeri durumlar var sanırım. Başka neler var peki karşımızda? Mesela Mısır'daki olaylar da bir belli bir etkisi tabii. oluyor. Çünkü hani dediğim gibi İngiltere Fransa'ya yaklaşma zaten Mısır'daki bir isyan sonucunda elden çıkmasıyla başarılı da bir isyan. Hani elden çıkma demek daha doğru olur. Bundan dolayı bir Batı halk tarafından tepki oluşuyor artık. Halkın tabii, tepkili olduğu bir durum var. Tabii yani hani bir de durum o dönemki durumda artık daha böyle Avrupa tarzı paşalar seçilmeye başlıyor. Yabancı dil bilen paşalar revaca giriyorlar vesaire vesaire. Hani bu tarz bir olaylar var. O dönemin hakim yabancı dil de Fransızca, bunu evet. ekleyelim. Ama yani şimdi ne kadar olumsuzluğu sayarsak da bir olumlu yanı da vardır açıkçası. Şimdi istibdat yönetimi dedik Abdülhamit yönetimi hakkında. Ama bu dönemde istibdat yönetimleri demokrasiye tamamen yenilmiyorlar. Prusya ile Fransa savaşı var. Mesela Prusya merkezi bir toplum kazanmayı başarıyor. Onun dışında Rusya ile Japonya'yı sayabilir miyiz? Onu hatta İttihat Terakki'nin yani. Etkisi olarak ileride görürüz. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz. İttihat Terakki ortaya çıktığı zaman ülkenin ekonomik olarak ve politik olarak sıkıntıları ayyuka çıkmış durumda. Evet. Daha öncesinde bir ıslahat tanzimat süreci geçirilmiş. Tanzimat ıslahat süreci geçirilmiş. Üstüne 1876 yılında kanuni esası ilan edilmiş. Birinci meşrutiyet Jön Türklerle. Hatta Jön genç Osmanlılarla. Genç daha doğru söylerek daha doğrusu öyle olacak. Fransızca söyleyelim. Genç Osmanlılarla bir başarısız bir kanuni esası dönemi geçirilmiş. Ve sonrasında Abdülhamit'in ağır denilebilecek istibdat koşulları oluşmuş. Yani İttihat Terakki dediğimiz cemiyet ortaya çıktığı zaman ki bence 1908 öncesinde onları Jön Türkler demek daha doğru benim evet, tarihsel görüşüme göre. Ortaya çıktığında böyle bir durum var. Başka neler var peki Cansu? Başka bir etken var mı? Eğer aklında bir şey yoksa ben başka bir etmenden bahsetmek yani istiyorum. Yani benim aklıma askeri anlamdaki değişiklikler geliyor aslında. Bunu biraz daha geriye çekip 2. Mahmut dönemine götürmemiz lazım. Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması. Yeniçer Ocağı kaldırıldıktan sonra ki zaten kaldırılma süreci de çok sıkıntılıdır. İşte ocağın bozulması, işte Yeniçer olarak alınan kişilerin artık işini iyi yapamaması, savaşta yenilmesi vesaire. Yani askeriye ve subaylık mesleği artık ikinci plana atılıyor. Çok da tabii. gözde bir meslek değil bu yüzden. Evet. Sonrasında mesela Abdülhamit'e gelene kadar işte Abdülaziz'in tahttan indiriliyor olması. O da çok şey süreçtir yani. Ya şey süreç ama şimdi Abdülhamit bunu bilerek tahta geçiyor. Tabii ki. Dolayısıyla bunun kontrolü ele alması gerekiyor. Yani askeriye karşı uyguladığı baskılar var. Yani şeyde tıbbiye demesi, harp okulunu kuruyorlar. Harp okulunda mesela kurşunsuz nişan eğitimi falan yaptırıyor. Yani o kadar çekiniyor askerden. Bu baskı da aslında bu İttihat Terakki'nin kuruluşuna zemin de hazırlayacak. Abdülhamit'in baskı ve korkuları İttihat Terakki'ye çok zemin hazırlıyor. Evet. Ama başka bir şey de Abdülhamit tarafından yapılan zemin hazırlıyor. Ben bu şekilde cemiyeti kurayım. İttihat Terakki, İttihat Terakki'nin en önemli kısmı şey arkadaşlar, tıbbiyelerin kurulması ilk olarak. Tıbbiyeleri, yani modernleşen tıp olgusu insanlarda bir şekilde daha dogmaları yıkmaya yönelik şeyler yaratıyor. Yani düşünsenize hayatın yani bir kapalı toplumdan çıkıyorsunuz ve kapalı toplumda kadavra gibi şeyler aklınıza bile gelmez doktorların. Kadavrayla uğraşmak günahtır. Ama sen Abdülhamit modern tıbbiyeleri açıyor. Bunu da İttihat Terakki kurulsun diye yapmıyor. Bu ülkeye hizmet getirmek için yapıyor tabii ki. Ve bu adam tıbbiyede köyden çıkan Balkanlar'da, bunların %90'ı da Balkanlar'da kuruluyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Balkanlar'daki adam geliyor, bakıyor, diyor ki yani benim için dogma olan bir şey ben şu anda yapıyorum. Vücut kesiyorum, kol görüyorum, beyin görüyorum, kafa görüyorum diyor. Peki başka ne var dogma benim için diyor. Ve düşünmeye başlıyor. Fransızca kitaplar okumaya başlıyor. İngilizce kitaplar okumaya başlıyor. Nasıl Fransız ihtilalinin etkileri Balkanlarda diğer uluslara geliyorsa burada da geliyor. Ben ilerleyen bölümlerde biraz daha bahsedeceğim. Bu bir gaz sıkışması olayı gibi. Bir sıkışan gazlar her zaman patlar. Ve Türklük
burada inanılmaz şekilde sıkışıyoruz. Yani daha ileride bahsedeceğim, bu sıkışma başlıyor. Kimlerle başlıyor? İbrahim Temo ile başlıyor mesela. Arnavut asıllı bir adam İbrahim Temo. Bir tarafı Arnavut, bir tarafı Türk. Galatasaray şeyine de mensup. Galatasaray okuluna da gidiyor. Galatasaray Lisesi'ne de gidiyor. İstanbul'a geldikten sonra Mektebi Sultani'ye gidiyor yani. Ve buradan sonra da tıbbiye geçtikten sonra bunlar öncelikli olarak Belgrad Ormanı'nda bir okuma kulübü oluşturuyorlar. Bu iş böyle başlıyor. Belgrad Ormanı'nda 6 kişinin oluşturduğu Tunalı Hilmi, İbrahim Temo, Şemsettin Sami, Yusuf Akçura sonradan bu ekibe dahil olacak, yakından tanıdığımız. Bu insanlar önce özgürlükle ilgili kitaplar okuyarak başlıyor. Sonra bu örgüt yayılıyor, gitgide büyüyor, genişliyor. Ama o zamanki adı ne? Adını da söyleyelim. İttihat-ı Osmani bu dönemde. Ve 1889 yılında bu dernek resmen kuruluyor. Aynı yılda Paris'te bir şube açılıyor. Paris'teki bir şubeye de Ahmet Rıza diye bir şahıs gidiyor. Ahmet Rıza Fransız İhtilali'nin 100. yıl kutlamalarını gözlemlemek için Fransa'ya gidip orada kalan bir adam. Sonrasında zaten sıklıkla bahsedeceğiz. Ve Ahmet Rıza'nın pozitivist bakış açısıyla beraber derneğin adı birleşme ve ilerleme anlamına gelen terakki ve ihtiyat. İttihat, ilerleme ve birleşme. Öncelikle bu oluyor. Sonra Rumeli kısmı değiştiriyor falan filan. Ama öncelikli olarak kuruluşumuz bu. Bunlar, hatta terakki kısmı zaten evet, toplayıcı bir yer. Aynen öyle. Pozitivist takımın bir şeyi. Aynı yıl Paris'te bir dernek kuruluyor. Paris'te derneğin bir şubesi kuruluyor daha doğrusu. Ahmet Rıza geçiyor ki Ahmet Rıza'dan bahsedeceğiz. Ama ben kısaca İttihat ve Terakki'nin toplumda nerede öne çıktığını da anlatıp öyle Ahmet Rıza'da topu Cavusu'ya bırakmak istiyorum. 1893'ten itibaren toplumda Ermeni ayaklanmaları başlıyor. Ermeni olayları başlıyor. Bu dönemde bağımsızlığını kazanmamış tek Hristiyan unsur Ermeniler. Sırplar kazanmış, Rumlar kazanmış, herkes almış bir şekilde alacağını. Ermeniler hariç. Çünkü şimdi burada bunun sebebine çok iyi bakmak lazım. Bir, Ermeniler bu dönemde kim ne derse desin ülkenin hiçbir yerinde çoğunlukta değiller. Kendi şehirlerinde dahil. Yoğun oldukları yerde en yoğun oldukları yani kendi şehirlerinde dahilden kastım o zaten. Yani hiçbirinde yoğunlukta değiller, bu birincisi. İkincisi, ülkelerin müdahale etmek istediği topraklardan çok uzaklar. Aynen. Ha, buna rağmen yine Berlin Anlaşması'yla belli haklar kazanıyorlar. Bu hakların bir tanesi ısrarla Ermenilere yönelik ıslahat yapılması. İkincisinin altını çizerek söylüyorum. İkinci bölümde buranın üstünde duracağız ve Ermeni tehciri, soykırımı iddialarında herkesin hatırlaması gereken ilk madde Berlin Anlaşması'nın maddesidir. Berlin Anlaşması'nda diyor ki Ermenileri bölgedeki Kürtlerden Osmanlı Devleti korumak zorundadır. Bunu insanlar kafasına mıh gibi kazısınlar. Berlin Anlaşması'nda burada aradaki bu anlaşmazlık ortaya konmuştur. Sonrasında tehcir sırasında Ermenilerin izlediği yol ve akabinde aradaki kabilelerle olan savaşlar bizim bugün tehcir suçlamalarıyla karşı karşıya kalmamızın arası sebebi. Hani bu iki şart dahi Avrupalı devletler tarafından bize sunuluyor. Burada İngilizlerin baskısı zaman zaman artıyor, zaman zaman Fransızların artıyor. Ermeniler de biliyorsun bu dönemde Bulgar yolunu izliyorlar. Nedir Bulgar yolu? Kanlı ayaklanmalarla işe başladık. Akabinde kanlı ayaklanmalara karşı kanlı bir tepki almak devletten. Yani devletten ziyade halktan da tepki. Halktan ve devletten. Yani azınlık olmayanlardan tepki almak. Sonrasında bize soykırım yapılıyor diye bağırmak. Aynen. Bulgarlar bunu yaptılar. Başarılı oldular. Sonra Bulgarlar soykırımın Allah'ını yaptılar. Orası işin ayrı tarafı. Ermeniler de bu yolu izliyorlar ve başarılı oluyorlar. 1893'te Bitlis-Muş. 1894'te Malatya. 1895 yılında da İstanbul'da ayaklanmalar çıkıyor. Özellikle İstanbul'da Abdülhamit işe karışmıyor, polis göndermiyor ve halkla mücadele etmelerine sebep oluyor bu durum. Yani Müslüman üç kez falan oluyor. Tabii canım yani. Müslüman halkla Ermeniler birbirlerine giriyorlar. Onlarca yüzlerce ölü var. Akabinde şu da var. Ermeniler Osmanlı bankasını basıyorlar, rehin alıyorlar, görevlilere suikast düzenliyorlar, öldürüyorlar, bombalıyorlar. Hani var. Sürekli isyan için bir ayaklanma, bir artı çaba var ve her bastıklarında da alıyorlar. Basıyor, alıyor. Basıyor, alıyor. Yani İttihat Terakki de bu dönemde diyor ki, yani zaten şey var, devletin zafiyetini görmüş durumdalar ve devletin zafiyetine karşı isyandalar. Diyorlar ki, Ermenilerin bu yaptıkları yakışıksızdır. Bunun da tek çözümü İttihat Terakki'dir. Gelin birlikte biz bu düzeni yıkalım. Söylemi var. Buradaki bu söylemler 1908, 1906'dan sonra ne kadar değişecek? Arada sadece 10 sene var.
10 sene içerisinde İttihat Terakki'nin toplumcu yapısı nasıl bambaşka bir yapıya yöneliyor? Onu görmek çok önemli. Sosyolojik olarak da çok önemli. Ne oldu da bu adamlar İttihadı Osmani'den Türk Yılmaz, Türk Yıkılmaz, Cihan Yıkılsa Türk Yılmaz söylemleriyle mitinglere giden adamlar oldu? Hani nasıl bu dönüşüm gerçekleşti bunları da anlamak lazım. Bu dönüşümün nasıl gerçekleştiğini anlamak için de biraz Ahmet Rıza ile Mizancı Murat'ı tanımamız lazım sanırım, evet. Cansu. Kısaca bahsedelim. Ahmet Rıza Bey kimdir? İstanbul doğumlu. Baba tarafından Türk, anne tarafından Avusturyalı. Ve zanaat eğitimi almış bir kişi. Aslında bunu Osmanlı topraklarında da yapmak isteyen bir kişi. Ama o dönemde görüyor ki çok da mümkün değil. Yani sermaye yok. Tarımı yeteri kadar belli bir seviyeye geliştiremeyecek. Kafa basıyor adam. Kafa basıyor, evet. Ve hedefleri var, yani hayalleri var Osmanlı için, ama çok da başarılı olamayacağını görünce işte bir dönem mesela işte Bursa'da Marif Müdürlüğü yapıyor. Daha sonra bir Paris macerası başlayacak Ahmet Rıza'nın. Yine senin de dediğin gibi Fransız İhtilali 100. yıl kutlamaları için gidiyor 1889'da. Ve orada gerek gözlemleri ve gördüğü şeylerden dolayı orada yaşamaya karar veriyor. Çünkü orada mesela pozitivizmin etkisi altında kalacak. Yine Fransız İhtilali'den sonra. Pozitivizm nedir? Pozitivizm daha çok bilimi ön plana alarak yol belirlemek isteyen, işte metafiziği ve dini biraz daha geri planda bırakan bir düşünce yapısı. İşte Auguste Comte'un ortaya attığı bir düşünce yapısı. Ahmet Rıza bundan çok etkileniyor. Bütün aslında siyasi, toplumsal ve sosyal fikirleri hep bu çerçevede genişlemeye devam edecek. Ahmet Rıza'nın direkt bir sözünü ben burada söyleyeyim. Halka devrim yaparak veya halka devrim götürerek bu iş olmaz. Halkın yaşayışını değiştirmek zorundasınız, evet, diyor. Ve devamında da alın teriyle parasını kazanmayan bir halkın insanca yaşamasını bekleyemezsiniz diye de şey yapıyor. Yani Ahmet Rıza'nın hayalindeki Osmanlı ülkesinde herkes işini yapacak. Kimse kimseye kötülük göstermeyecek. Kimse kimsenin arkasından kuyu dahi kazmayacak. Kendi cümleleri bunlar. Ve akabinde herkes düzgünce yaşayacak, gidecek. Yani burada Ahmet Rıza ile ilgili en önemli benim şeyim Mezopotamya'yı tanımıyor olması. Yani başka hiç söyleyebileceğim bir şey yok. Ahmet Rıza Mezopotamya'yı tanımıyor ki burada devrim yapsın. Adam tanısa böyle bir şeye kalkışmaması gerektiğini bilir ki beraber ortaya yola çıktı adamlar kazığı atacaklar daha. Ya zaten tam anlamıyla bir devrim niyeti de yok Ahmet Rıza. Yok Ahmet Rıza. Yani o eğitimi savunuyor. Mesela kitle eğitimini savunuyor. Herkese eğitelim. Mutlu mesut yaşayalım. Kişisel gelişim uzmanı gibi anlıyor. Doğru. Padişaha bile dokunma derdi yok. Evet, özgürlükçü paylaşımları var. Eşitlikten yana, ama padişah kalabilir yerinde diyor. Zaten daha sonraki işte bu Prens Sabahattin ve dernekle olan ayrılmasının sebebi de işte bu sebepten dolayı, işte ihtilacı olmaması ya da padişahın tahta kalmasını desteklemesi. Genel olarak görüşü bu yönde Ahmet Rıza'nın. Ama Ahmet Rıza'nın pozitivizm görüşü cemiyet içerisinde çok da hoş karşılanmıyor belli bir süre sonra. Çünkü İttihat ve Terakki Cemiyeti İslam'ı da aslında diğer ögelerle birlikte eşit seviyede götürmek istiyor. Birkaç sene. Yani çok uzun birkaç sene. Şu an işte 1889 ve işte 1900 belki 6-7'ye kadar götürebiliriz bu süreci. Rahatsızlık veriyor bu durum zaten diğer üyeler açısından da. Ve yavaş yavaş zaten el çektirmeye başlayacaklar artık Ahmet Rıza'ya. Peki Mizancı Murat tarafı? Mizancı Murat aslen Dağıstan doğumlu. Rus egemenliği altında bulunan Sevastopol'da eğitim gören bir kişi. Daha sonra İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a döndüğünde istediği şey bir memuriyet aslında. Yani padişahın çevresinde olmak istiyor. Çünkü çok seviyor padişahı, destekliyor. O yüzden farklı tasarıları var mesela yönetim şekliyle alakalı. Eleştiriler getirdiği nokta sadece bürokrasi. Yani Bağbali'ye bir eleştiri getiriyor ama padişaha dokunmuyor. Sonrasında zaten istediği memuriyeti de alıyor. Mülkiye'de tarih öğretmenliği yapıyor. Hatta Tarihi Umumi kitabında yazıyor. Şimdi padişaha dokunmuyor dedik ama bürokrasiye, yani Bağbali'ye bir eleştirisi var tabii ki de. Bu eleştirilerini düzenli bir şekilde yayınlamak için de bir gazete çıkartıyor. Mizan. Mizancı ismi de geliyor. Evet, Mizan-ı Murat olarak anılması da buradan geliyor. Burada tabii yine ara ara padişaha da övgüler yağdırmayı devam edecek tabii ki. Ne yerden ne serden politikasına tabii, tabii, yani, tabii. Bu dönemde İttihat ve Terakki'yle de bir teması başlıyor Mizancı Murat'ın, ama işte padişah yanlılığı da devam ediyor. Fikir babalığı yapıyor. Biraz hani tıbbiyelerde de derse giriyor. Evet. Tıbbiyelerde derse girdiği zaman da Türk tarihiyle ilgili önemli örnekler verebildiği için oradan iddiaçılarla bir fikir alışverişini. Bu arada Cansu'nun bahsettiği Tarih Umumi bende var, orijinal baskı. Bende var. Onu da belirtmiş şey mi? Evet, zaten fotoğrafını paylaşalım. Tabii fotoğrafını götürür müyüm ya o kitabı? Fotoğrafını paylaşayım da. Tamam. Ama uzaktan görsel fotoğrafını. Görsel olarak.
Evet, devam edelim. Tamam. Bu paylaştığı eleştiriler tabii her ne kadar padişaha yönelik olmasa da tepki çekiyor bir yerden sonra. Ve bir yıllık kadar bir yayın hayatından sonra bu gazete kapatılacak. Bir sürü ortalarda görmüyoruz kendisini. Daha sonra bir bakıyoruz ki Duyun Umumiye'de kendisi komiser olmuş. Bir şekilde yine bir memuriyet. Ya hakikaten Mizancı Murat için benim gördüğüm şey adam yolunu yapıyor. Kesinlikle. Ya. Adam yolunu biliyor. Yolunu yani. Buluyor. Mizancı Murat demiyor da Anap gibi bir adam. Yani adam bir şekilde bir yere mutlaka kendini sokuyor abi. Her zaman bir yerde yolunu buluyor adam ya. Hani görsem abi sen ne yapabiliyorsun derim adama sadece. Çok basit bir şey benim için. Hani Mizancı Murat her zaman yolunu buluyor. Sonra peki Duyun Umumiye'de komiser oluyor. Komiser oluyor ama şansına bu sefer Ermeni olayları başlıyor. Ermeni olaylarında çok panik haline çekiniyor. Diyor ki eyvah bizim de başımıza bir şey gelecek korkusuyla Rusya'ya gidiyor. Ana. Adam kaçıyor abi hemen. Nasıl iddiatçı bu? Rusya'da da çok fazla duramıyor. Yine bu sefer bir Paris'e geçiş var. Paris'te kim var? Ahmet Rıza var. Ahmet Rıza ile şahsi tanışmaları var. Ama birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlar tabii ki. Hiç yani tutmuyor birbirlerine hiç hayat tutmuyor. Görüşü. Hiç aynen tutmuyor. Öyle anlaşamıyor. Ahmet Rıza çok daha düzgün bir adam. Yani fikirlerine katılmam ama şey yani olarak, taviz vermeyen buluş olarak çok buluş daha olarak, düzgün evet. Adam Ahmet Rıza. Doğru. Burada şimdi Paris'e geliyor ama boş durmuyor. Yani İngiliz ve Fransız devlet adamlarıyla yine temas halinde ne yapabilirim, nereye gidelim şeklinde. Bu sefer bir bakıyor ki Mısır'da daha rahat bir düzen var. Yani duyduğuna göre. Yine İngiliz devlet adamlarını araya sokarak diyor ki ben Mısır'a gideyim. Orada gazetemi çıkartayım. Evet. Oraya gidiyor. Yani şey diye düşünüyor sanırım. Daha özgürlükçü, daha eşitlikçi bir toplum var orada herhalde diye. Ama gittiğinde hiç de öyle olmadığını görüyor. Zaten yine bir ya da iki yıl kadar orada kalıyor. Gazeteyi çıkartıyor. Sonrasında zaten İngiliz hükümeti ki İngiliz egemenliği altında Mısır. Diyorlar ki işte Bağbali istemiyor seni burada. Seni gönderiyoruz. Şimdi İstanbul'da ortalık karışık. Ermeni olayları dönmek istemiyor. Burada böyle oldu. Tekrar bir Paris'e dönme durumu var. Yine bir Ahmet Rıza'yla etkileşimi var. Akabinde zaten Paris'ten sonra da yani bu arada da Mizancı Murat sürekli padişaha yaranmaya çalışmaya devam ediyor. Sürekli yanlıyor. Bir yazısında övüyor, bir yazısında mektup yazıyor. Af diliyor. Aman bana, aman benle beraber İstanbul'dan sürülen herkese af. Yani adam uğraşıyor ya. Adam diyor ki benim geri dönmem lazım. Kafasındaki şey bu. Ama padişahtan da hayat güvencesi alacak. Hani şey ki hem geri döneyim istiyor hem diyor ki padişah benim hayatımı güvenceye alsın. Ulan Abdülhamit döneminde hiç kimsenin hayatı güvenceli. Nasıl senin hayatın bu kadar güvenceli oluyor? Ama alıyor güvenceyi değil mi? Ya şöyle alıyor. Abdülhamit'ten almıyor aslında. Yani İhtiyar Terakki sarıştırıyor. Diyor ki zaten Ahmet Rıza'yla da bizim aramız çok iyi değil artık. Onu işte görevden almak istiyorlar. Diyorlar ki sen Paris Şubesi'nin başına geç. Evet. İlk etapta istemiyor. Biraz temkinli yaklaşıyor. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Sonra başına geçiriyorlar zaten. Ama İttihat Terakki Cemiyeti üyeleri de bir süre sonra görecek ki çok da iyi bir şey yapmamışız. Mizancı Murat'ı başa geçirdik. Zaten sonra ordu girecek devreye. Ordunun yönlendirmeleri bir şekilde başta kalmaya devam edecek. Yani genel olarak böyle bir adam. Bunlardan niye bahsettiğimizi de anlatalım. Şu ana kadar İttihat Terakki ile ilgili net bir şey söylemedik. Evet. Ama Osmanlı'nın o dönemki durumu ve bu iki adam çok önemli. Bu iki adam İttihat Terakki'nin o dönemdeki teorisyenleri. Ve biraz önce konuşurken de söyledik. Nasıl keskin bir dönüş olduğunu biraz daha anlatınca anlayacaksınız. Paris kolu, Ahmet Rıza, Mizancı Murat vesaire İbrahim Temolar hala İttihat-ı Osmani'den, çeşitli gelişmelerden, değişikliklerden bahsediyor. Ama burada araya iki kol birden geliyor arkadaşlar. Selanik kolu ve Manastır kolu. Hı hı. Bu iki kolun şakası yok. Talat Paşa, Resne'nin Niyazi, Enver Bey. Daha o dönemlerde paşa değil. O yüzden bey dememiz doğru. Bu üçlü hiçbir şekilde şakası yok. Başka uluslar, başka ulusal haklar, padişahın hakları vesaire. Hayır. Biz bu işi yapacağız. Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Bu ülkeye hürriyet gelecek. Bu üçlünün parolası bu. Peki bu üçlü nasıl insanlar alıyorlar aralarına nasıl? Ve bu sadece bu üçlü değil. İttihat Terakki'nin Rumeli'de özellikle adam kabulü nasıl? Biraz ondan bahsedelim. İşin magazinel tarafına da biraz girmiş olayım ben. İttihatçı yemini vardır. Öncelikle İttihatçı yolu vardır. Hani İttihatçı yolunu tamamlarsan İttihatçı yeminini edebilir konuma gelsin. Yani İttihatçılar şifrelerle yol bırakır onları bulman için. Bu fikri kimden almışlardır? Masonlardan. O dönemde özellikle İngiltere'de demokratik yapıyı kuran Scaliere Mason komiteleri. Bu Mason komitelerinin
yaptığı işlerin ve adam alma ritüellerinin ilgi çekici olması bu kısım için güzel oluyor. Yani bu İttihat Terakki'nin Mason olduğu anlamına falan gelmiyor arkadaşlar. Alakası yok. Ama bu dönemde alabilecekleri en iyi örnek o. Bu yüzden bunu seçiyorlar. Hı. Ve sonra bu yolu tamamlayıp İttihatçı yeminini ederken Kur'an, bayrak ve tabanca var önlerinde. Bunların üçüne dair yemin ediyorlar. Eğer cemiyetten çıkarsan ölmeyi kabul ediyorsun zaten kafada. Evet. Böyle bir yemin maddeleri var. Böyle bir yemin ritüelleri var. Bu şekilde herkes alın ve herkes birbirini tanımıyor. Hücre yapılanması var. A tarafındakiler B tarafını bilmiyor. B tarafındakiler C'yi bilmiyor. Yani bu neden? Biri satarsa en fazla bir kısmı satabilsin. Herkesi satamasın. Bunun peşindeler. Çünkü Abdülhamit'in istibdat yöntemi var. Bu gizli yüzden, bir örgüt. Gizli aynen öyle. Gizli ilerleyen bir örgüt. Hani eyvallah Ermenilerde falan ses çıkartıyorlar ama gene de çok şey değiller. Aktif ve bağır çağır. Enverler işin içine girdiği zamanki gibi bağır çağır değiller. Burada bizim atladığımız biri daha var. Prens Sabahattin. Prens Sabahattin padişah torunu. Ama anne tarafından padişah anneden, torunu. Evet. Evet. Babadan değil. Bu yüzden tahta geçme iddiası yok. Mümkün de değil ama İngiltere'ye babasının güya işte babasının damat Mahmut Paşa. Damat Mahmut Paşa'nın ben istibdat yönetiminden çok sıkıldım diyerek İngiltere'ye ricat etmesi. Yani İngiltere'ye kendisini teslim etmesi sonucunda İngilizler tarafından prens olarak anılmaya başlıyor. Prens Sabahattin. Ve sonra bu örgütle içli dışlı bir hale geliyor. 1902 yılında da Paris'te bir Jön Türk Kongresi toplanıyor. Gençlik İttihat Terakki Kongresi toplanıyor. 5 gün sürüyor. 4 Şubat 9 Şubat arasında. 4 Şubat 1902 9 Şubat 1902 arasında sürüyor bu kongre. Ve bu kongre aslında İttihat Terakki'nin bölünüp de biraz önce bahsettiğim yola girmesini başlatan kongre. Çünkü Rumeli kanadından hiç kimseyi çağırmıyor Prens Sabahattin. Çünkü onlarla aynı fikirde değil. Aslında kongre Paris'te, Londra'da değil. Prens Sabahattin olduğu yerde değil. Kongreyi Ahmet Rıza tertipliyor. Ama sponsoru Prens Sabahattin. Prens Sabahattin'in parası var mı? Yok. Kim sponsor? İngiltere. İngiltere devletin içerisindeki bölünmeyi hızlandırmak için İttihat Terakki'yi kullanabileceğini düşünüyor. Haklılar da. Rumeli tarafı işin içine girmeseydi çok haklı olacaktı. Evet. Rumeli tarafı işi çok bozdu. 1902 kongresinde kimler çağırıyor? Ermeniler, Gürcüler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler. Kim yok? Türkler. Sürekli azınlıklar veya İşte ayrılıkçı politikaları destekleyen adamlar var. Tam tersi bütünlenmeyi destekleyen hiç kimse yok. Böyle olunca önemli bir tepki çekiyor ve Ahmet Rıza da diyor ki ben bu işte yokum arkadaş. Prens Sabahattin sonra ADM Merkeziyetçilik diye özellik yanlısı ADM Merkeziyet Cemiyeti'ni kuruyor. Şahsi vahdemi merkeziyet. Aynen öyle. Sonra siyasal parti de kuracaklar. Meşrutiyetin ilanından sonra yüzsüzce gelip bir de siyasal parti kuracaklar. Diğer adamların ilan ettiği meşrutiyette. Nefis olay. Bu ayrılmadan sonra zaten hızla ilerliyor. Peki hızla ilerlediği tarafta bu Rumeli nerede giriyor? İsterseniz oradan da biraz bahsedeyim. Ama ondan önce Emre sana bir soru sorayım. Rumeli'nin girişini anlatacağız şimdi. İttihat Terakki'nin değişiminden bahsedeceğiz. Peki dünyada başka ne var bizi tetikleyebilecek bu dönemde? Yani Rumeli'ye girmeden önce şuna değinmemiz güzel olur. Mesela o dönemde sanayi devrimi gibi bir durum var. Nazaran Rumeli daha az etkilense de daha hani Avrupa'ya açılma konusunda daha kolay olmak yönünden Anadolu sanayi devrimindeki o hani ileri sanayiyle gelen şeylerle hiçbir efekti olmadığı için ileri sanayiyi bırak geri sanayiyle bile tanışabilmiş durumda değil Anadolu. Yani 10 tane fabrika var. Tanışmayı geçtim ben hani orada bir arzı şey tabii. Talebi oluşturmak bile zor yani gerçekten de. Böyle doğunca yani bu dönemde mesela şuna da değinmek gerekiyor. İngiltere'nin sömürgeci yapısı var bir yönden. Hani bu sanayi manayiyede bahsederken söyleyelim. Bunun karşısına gelen bir Almanya faktörü ve de Amerika faktörü geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri. Biraz önce Ermenilerden bahsederken atladık. Ermeniler bir dönem İngiltere'den bir dönem Rusya'dan destek alıyorlar ama standart ve büyük bir destekçileri var Amerika. Bütün Ermeni okulları ve Amerikan okulları beraber çalışıyor Anadolu'da. Yani zaten Amerika'nın politikası böyledir. Yani şu anda devam eder aslında bakarsanız. Bu konuda ayrıca söyleyebileceğim yani bu sömürgeci globalleşen bir yapıda sadece direnen birkaç ülke var. Direnmek de diyemeyiz onları tam olarak. Yani mesela Osmanlı'yı sayabiliriz, İran'ı, Çin'i sayabiliriz ama bunlar
tek bir devletin elini süremediği, yani birden çok devletin ortak bir sömürgesi olarak kullanılan devletler olarak görebiliyoruz yani bu dönemde. Yani başka söyleyince... Peki Rus-Japon Savaşı'ndan burada bahsetmek gerekli olur mu? Yani Rus-Japon Savaşı 1904'te başlayan bir savaş. Şimdi Rusya gibi hem Avrupa devleti olarak gösterilebilen bir devlet, Asya'nın da içine kadar zaten... Hatta şart devletidir aslında Rusya. Aynen. Avrupa devleti yani olarak görülür ama Doğu devletidir Rusya. %80'i Doğu'dadır coğrafik olarak. Rusya'nın bu dönemde Çin'le olan sınırına yakın olan Mançurya bölgesi, Çin'in Mançurya bölgesine bir göz dikmesi söz konusu oluyor. Yani işgal ediyor Rusya burayı. Ama oraya başka bir göz diken kişi vardı, Japonya. Şimdi Japonlarla ilgili de şunu söyleyelim. Japonlar kapitülasyon ve benzeri bütün uygulamaları reddettikten sonra Amerika'nın ağır bir işgaline uğruyorlar 1800'lü yılların sonunda. Hmm. Ve diyorlar ki biz buradan nasıl kurtuluruz? Modernleşerek kurtuluruz. Aynen. Ülkedeki her şeyi değiştiriyorlar. Her şeyi yeniliyorlar. Çağdaş dünyaya uyum sağlamak için her şeyi yapıyor Japon İmparatorluğu bu dönemde. Akabinde Rusya ile bu savaş çıkıyor. Aynen. Ki o dönemde İngiltere ile bazı anlaşmaları da var Japonya'nın. Var tabii. Yani var. Bir güçle, siyasal bir güç de alıyor arkasına. Mançurya bölgesine, Japonya'da giriyor Mançurya bölgesine. Bunun üzerine bir savaş gerçekleşiyor. Birden çok muharebede Japonların ezici bir güçle kazandığı belli oluyor. Ha, şunu da es geçmeyelim. Şimdi Rusya'nın gerçekten büyük bir toprağı var. Rusya'nın demir yolları ne kadar olsa da o kadar askeri gücünü her yerde sunabilecek bir konumda değil. Bunu kabul etmek lazım ama hani Japonya'nın tartışılmaz bir zaferi var. Şimdi bu niye önemli bizim için? Niye önemli? Bir şart devleti bir Avrupa devletine meydan okuyabildi. Osmanlı'dan beri dünyada ilk kez bir doğulu devlet batılı devleti yendi. Aynen. Ve deli dehşet yendi. Yani evet. 4 yıl süren savaşta Rusya'yı her cephede yendiler hemen hemen. Bütün meydan savaşlarını kazandıkları istisnasız her cephede bir galibiyetleri var. Bu biraz önce bahsettiğim bu Rumeli kadrosunun uyanışına sebep olan iki olaydan biri. Evet. Arkadaşlar bu bizim soru köşemizde olacak. Burada bir soru soruyoruz ve bu soruyu cevaplayan bir arkadaşımızı kurada seçip bu kitaptan armağan edeceğiz. Şerif Mardin'in Jön Türklerin Siyasi Fikirleri kısmının kitabını bu dönemde Japonların bir generali var. Ve bu Japon generali Rusları birkaç cephede yendikten sonra Balkanlarda meşhur oluyor ve birçok çocuğa adı konuyor. Japon ismi konuyor Balkanlarda birçok çocuğa. Bunu bilen arkadaşınıza ben bizatihi bu kitabı hediye edeceğim. Bize YouTube'da yorumların altına ya da Instagram'dan bunun cevabını yazabilirsiniz. Çekiliş yapacağız. Hani bu çekilişin sonucunda bize cevapları yazan arkadaşların çekilişinin sonucunda bu kitabı vereceğiz. Ve bir ipucu da vermiş olalım. İsmi 4 harfli ve T ile başlıyor. Bunu da söyleyeyim. Çok kolay bir şey değil bu. Yardımcı oldun eminim. Yardımcı oldum. Bunu bilmeyen insan sayısı çoktur eminim. Ve bu generalin yarattığı bu zafer duygusu Balkanları ve Balkanlardaki Türkleri özellikle bayağı bir ümitlendiriyor. Şimdi bu kısımda söyleyeceğim başka bir şey var mı? Var. Hatta bu dönemde Abdülhamit'in bu zafer sonrasında gönderdiği bir gemi var ama yolda batıyor yani. Öyle bir durum da var. Hani şu Halice bu donanmayı çürümeye bırakmanın etkisi de olabilir. İşte biraz önce Cansu'nun bahsettiği korku o, biliyor musun? Yani donanmadan bana bir şey gelecek diye. Aynen öyle. Donanmadan bana bir şey gelecek diye korku hissediyor. Yani bu korku Abdülhamit'te çoğu zaman geçmiyor maalesef. Şimdi bir bu kısımda Doğu'nun bir aydınlanışını söyledik. Bir de Batı'nın aydınlanış kısmı var. Yani Türklerin aydınlanış kısmı var. Biraz önce de söyledim aslında. Hani sıkışan gaz olayı var. Türkler sıkışmaya başlamışlar arkadaşlar. Yani adam sırf isyanı 1804'te başlamış. 1829'da Yunan bağımsız olmuş. Bosna gitmiş. Arnavutlar isyanda. Bulgaristan gitmiş. Öz vatanında parya olmuşsun. Adam sana hakimiyet çatmaya başlıyor. Bulgar diyorsun, nasıl çatabilir? Çatıyor. Adam hakimiyet haline geliyor ve ezmeye başlıyorlar size. Ve bunun sonrasında bir de Makedonya sorunumuz çıkıyor. Makedonya neresidir? Selanik, Manastır, Üsküp, Priştina yani Kosova, Makedonya. Arnavutluğun bir kısmı ve Yunanistan'ın kuzey kısmını yerine içine alan bölgeye Makedonya bölgesi diyoruz şu anda. Ve bu bölgede bir sorun çıkıyor. Nedir bu sorun? Birçok halk isyan etmeye çalışıyor. Bulgarlar müdahale olmaya çalışıyor. Arnavutlar bağımsız olmaya çalışıyor. Avusturya Macaristan müdahale oluyor. Batılı devletler toplanıp diyorlar ki siz bu işi çözemezsiniz. Biz buraya hepimiz polis gücü göndereceğiz ve hepimiz bir kısmı kontrol altında alacağız.
E ulan bizim orası. Ya bizim, sen nereyi kontrol altına alıyorsun? Abdülhamit de İstanbul'dan komiserler göndermeye başlıyor buraya. Yeni yetiştirdiği subaylar, yeni askeri idarelerden çıkan subaylara göndermeye başlıyor. Ama bu da niçin gönderiyor? Aslında bunlar güvenlik için gönderiyor. İstanbul'da bana sıkıntı çıkarttı bunlar, gitsin diye gönderiyor Balkanlara tekrar. Zaten oradaki adamların hepsi Balkanlardan oraya gelen adamlar. Ve yani düşünün burada Selanik... Ama şunu da söyleyelim, o subaylar yani çekirdekten yetişmiş donanımlı subaylar. Tabii, yani evet. Alaylı falan değil. Değil yani. Değil. Hepsi askeri idarelerden tabii mezun, düzgün, doğru, evet. Balkan kökenli subaylar. Hepsi Balkan Türkü kökenli subaylar. Ve bu adamlar Makedonya sorununda İMRO diye bir parti var arkadaşlar. VMRO diyedir yazılışı. Makedonya'da şu an iktidar olan partinin adı VMRO'dur bu arada. VIMRO'dur yani. VIMRO muazzam bir Türk katliamına girişiyor. Gece Türk'ü sokakta yakaladıkları zaman kesmeye başlıyorlar. Selanik'te, Filibe'de, Kırcaali'de yapamıyorlar. Kırcaali'de biraz gene karşı bir oluşum falan var. Bu katliamlar sürüyor. Avrupalı subayların hepsi buna göz yumuyorlar. Burası sıkışmaya başlıyor. Ve iyice halkın artık hani o gaz sıkışması şöyle küçültmeye başlıyor artık. Bu iş bir şeye doğru gidiyor. Bir sıkıntıya doğru gidiyor ama yetmiyor. Reva görüşmeleri 1906 yılında Estonya'daki Reva limanında yapılan görüşmelerde Balkanların taksimine karar veriliyor. Kim nereye alıyor diyor. Rusya burayı alıyor diyor. Avusturya, Macaristan, Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan hepsi bölüşüyorlar. Bizim olan toprakları da. Bu bölüşme Reva görüşmelerindeki Rus elçinin salaklığıyla yayılıyor. Gizli tutulması gereken görüşmeler açığa çıkıyor. Burada Osmanlı subayları bakıyorlar karşılarındaki adamlara, diyorlar ki lan bu herifler zengin. Bu herifler gece çıkıyor eğlenmeye gidiyor. Bu herifler bizi öldürüyor. Bu herifler istedikleri gibi yaşıyor. Ben 6 aydır maaş alamıyorum. İttihat Terakki'ye bu tecrübeli, bu donanımlı subaylar katılmaya başlıyor. Burada İttihat Terakki'nin bütün bakış açısı değişiyor. Bu sıkışan Türk yapısı, sıkışan Türklük duygusu tamamen bu doğudaki zaferi, sıkışmayı, kendilerine gelen kötü muameleyi de birleştirip İttihat Terakki'ye katılmaya başlıyor. Balkanlardan inanılmaz yoğun bir katılım gerçekleştiriyorlar. Selanik'ten, Manastır'dan, Üsküp'ten, Ohrid'den, Enver Paşa Ohrid'den katılıyor. Talat Paşa Selanik'ten katılıyor. Resneli Niyazi Resne'den, Bulgaristan'dan katılıyor. Şey unutmadan söyleyeyim, mesela hani subayların zorlanması, artık hani bu duruma itilmesine altını çizmek gerek yani. Sırf askerler orada bulunsun diye bir topluluk değil. Askerler oraya gitmeye sürükleniyor zaten o hayat şartı içerisinde. Tabii ki. Belirtelim. Burada bence bizim literatürümüze giren bir cümle var. Genç subaylar rahatsız. Genç subaylar bu durumdan rahatsız. Sonra siyasal hayatımızda biz bunu birçok kez duyuyoruz. Ve bu kargaşayla beraber bizim şeyimiz ortaya çıkıyor. Artık bütün rahatsızlığımız ortaya çıkıyor. Notlarımı kontrol edeyim. Atladığım bir şey, bir yer var mı diye düşünüyorum. Kusura bakmasın izleyenlerimiz de. Ben çünkü bu konuda hiçbir şey atlamak istemem. Sonra 1907'de bir kongre daha düzenleniyor. Fakat bu kongrede artık görüyorlar ki Rumeli kısmı tamam, bu iş bizde diyor. Diğer tarafların hepsini saf dışı ediyorlar. Selanik'teki Hürriyet Cemiyeti de bir süre sonra Talat Paşa'nın kurduğu, hı hı, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti buraya dahil oluyor. Ki burada kimler var başka bu cemiyette? Fethi Okyer var. Refet Bele var. Mustafa Kemal Paşa var. Mustafa Kemal Paşa 1911'e kadar İttihat Terakki'nin önemli isimlerinden biridir. Kazım Karabekir var. Mehmet Rauf katılıyor. Yani bunların hepsi İsmail buraya Canlı dahil. Yani bu insanlar şey değiller, sonradan ortaya çıkan bir yapıda değiller yani. Şam'da bile, Mustafa Kemal Şam'dayken bile örgüt kuruyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Yani hep bir şeyin peşindeler. Bu sıkışma devam ediyor. Sıkışıyor. İyice sıkışıyor. İstanbul İstibdat Yönetimi sıkıştırıyor. Balkanlardaki bu eziyet sıkıştırıyor. Sonra sıkıştırmaya devam ediyor. Ne olacak bir süre sonra? Sıkışan gaz patlar. 1907'den itibaren patlama sanıyorsa insanlar bunu, bu patlama değil. Bu sıkışmanın patlaması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Kurtuluş Savaşı'dır. Sıkışıyor insanlar ama bu önceden bir hazırlık çevresi içerisinde yani. Hani oraya gidiyor, cemiyetler kuruluyor, bir bilgilendirme yapılıyor. Yani bunları da belirtmek lazım. Tabii canım. Sadece yani iki alternatif var, yol var burada yani. Bu tabii canım, cemiyetler kuruluyor. Burada insanlar belli hareketlere devam ediyor, örgütleniyorlar. Ama burada ben hala en önemli siyasal hatalarımızdan birinin olduğunu da tekrar söylemek zorundayım. Hani çok net bir şeyimi burada belirteyim, fikrimi. Hiçbir şekilde iktidarı ele geçirmeye yönelik bir fikir yok.
Öncelikle durumu değiştirmeye yönelik bir fikir var. Türk siyasetinde bu tip bakış açısı, yani bu kesmenin bakış açısı hala aynı sıkıntıya devam ediyor. Muhalefetteyken iktidarı devirmeyi düşünüyorsun. İktidara geçince ne yapacağınla ilgili bir fikri yok. Evet. Zaten Meşrutiyet'in kurulduğu ilk yıldan itibaren bunu görüyorsun. İktidara geçince ne yapacağını kolay kolay çözemiyorlar önce. Sonra çözüyorlar. Burada asıl amaç bir an önce bu duruma bir son vermek. Bu durumun asıl sorumlusu olarak Abdülhamit'i görüyorlar. Abdülhamit'in pasif tavrını görüyorlar. Ve bunu değiştirmek istiyorlar. Resneli Niyazi, Enver Bey. Yani Enver Bey'in bu dönemde verdiği mücadeleler inanılmaz. Ben o dağlara gidip kendim gezip görme şansına eriştiğim için çok mutluyum. Abi Arnavut dağlarında Enver'in yaptığı komitacılık, Enver'in yaptığı komando savaşı, teşkilat-ı mahsusaya daha gelmeden abi bu kadar muazzam bir zorluk yok. Adamlarda her türlü teçhizat var. Enver'in inanılmaz hataları olduğunu da sonrasında söyleyeceğiz. Adamlardaki teçhizat kısmı zaten çok daha ileride olmasına rağmen Enver Paşa'nın burada yaptığı bu hareket de çok daha önemli. Resne'nin, Niyazi'nin yaptıkları da çok daha önemli. Buraya gelip aslında neticelendirmemiz gerekiyor ama birazcık daha geri dönelim. Çok kafanız karıştı. Benim de anlatırken kafam hala karışıyor. 1908'den sonrası daha rahat. Ama 1908'den öncesi daha müsait. Örgütün yapısından çok az bahsettik. Ahmet Rıza dedik, Mizancı Murat dedik. Sonrasında devam ettik direkt ama İbrahim Temoların kurduğu, Ahmet Rıza'ların fikir babası olduğu örgüt neler yaptı bu sürede? Kongre mi yaptı sadece? Hayır tabii ki arkadaşlar. Bu örgüt önemli derecede örgütlenip yayınlar çıkarmaya çalıştı. İnsanları meşrutiyet fikrine alıştırmak için uzunca çabalar verdi. Avrupa ile bazen dirsek temasında kaldı ama işte bunların hepsi hareketli sıkıntılı adımlardı. Asla halka inerek bir hareket yapamıyorlardı. Evet. Rumeli'ye kadar. Yani Selanik'teki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ne kadar bu hareketler ilerleyemiyordu. Peki Selanik kolu sadece Selanik ve Manastır kolu. Hatta şöyle de bir ayrımımız var. Bunu da söyleyelim. Selanik kolu bu işin ideologu, yani fikir tarafını halleder. Manastır tarafı da harekat tarafını halleder. Yani vurucular, atanlar, hatta vurucular derler. Vurucular Manastır koludur. Düşünenler Selanik kolu, İttihat Terakki'nin içinde. Peki bu mitingler, bu eylemler, bu Ermeni tasarılarına karşı konulan fikirler vesaire vesaire bir yandan gelişirken, zaten çok uzun bir zaman döneminden de bahsetmiyoruz. 1896'da kuruldu. 10 sene sonrasındayız. 1906 yılındayız şu anda. Evet. Burada ne oldu? Özellikle bir konuşmamız gereken ikinci meşrutiyet öncesinde ikinci Cihan Türk Kongremiz var. Bir de bu dönemden önce Abdülhamit'in derneği kapatma çabaları var. Evet. Şimdi arkadaşlar Abdülhamit'in derneği kapatma çabalarında özellikle sürgün çok önemli. Sürüyor, sürekli sürüyor. Bir yerlere gönderiyor. Bir yerden başka bir yere gönderiyor. Ama sonra değil mi? Baya baya gönderiyor. Çünkü tabii ya, Fizan'a gönderme hikayesi oradan. Fizan diye bir yer var. Gerçekten var. Oraya gönderiyor. Bir de belirtmek gereken bir kısım var. Herhangi bir derneğin kurulması yasak. Tabii canım. Yani, tabii tabii şey sadece İttihat Terakki'yle bağlantılı bir durum değil. Çok güzel bir bilgi köşesi açacağım. Nasıl unuttum arkadaş ben bunu? İttihat Terakki dünyada Ahmet Rıza'nın önderliğinde kadınlara dernek üyeliği veren ilk siyasal örgüttür. Paris'teki yazılan bunu İttihat gerçekten Terakki uygulamaya sokuyorlar mı evet acaba? Çünkü yani ben onu sadece maddelerde yok, var, bir var, şey olarak. Var, halde edip var. Öyle mi? Tabii 1896. Ama halde edip nerede daha sonra ilk kuruluştu? Ama ilk kuruluştu İstanbul koluna üye olmaya çalışıyorlar. Varlar yani. Gizli örgütte tıbbi ellerin arkadaşları var mı? Ve hani bu da önemli bir bilgi yani bizim için. Bunu yazmak bir kenara çok önemli bizim adımıza. Abdülhamit sürgünlerle beraber bunları kapatamadığını anladığı zaman ne yapıyor? Biraz önce bahsettiğimiz çok ANAP'a benzeyen Mizancı Murat vardı. Mizancı Murat'a diyor ki bak siz bu işten vazgeçerseniz ben sizi affedeceğim. Sence Mizancı Murat ne diyor? Olur. Hazır. Hazır adam yani. Hemen gidiyor ve uygun diyor benim için tamam olur. Ve bırakmaya çalışıyor bu işi. Bir de milleti bıraktırmaya çalışıyor üstüne. Hani İttihat Terakki daha bu aşamalardan da geçiyor. İkinci Cihan Türk Kongresi artık hemen hemen her şeyi topluyor değil mi? Ne oluyor İkinci Cihan Türk Kongresi'nde? İkinci Cihan Türk Kongresi'nde neler oluyor? İlk önce şimdi bu 1906 yılında artık Ermeni birliklerinde bir cemiyetleştiğini, dernekleştiğini görüyoruz. 1890'larda Taşnak ve Hınçak ayrı ayrı kuruluyor. Evet. Ama o zaman daha Taşnak Sütyon sanırım. Daha bir ayrılma Taşnak yok. Sütyon. Ve aslında burada bu kongre toplanmaya iten sebep de Reval görüşmeleri, senin biraz önce bahsettiğin. İngiltere ve Rusya'yı aslında bir masaya oturtan
önemli şey nedir? Osmanlı İmparatorluğu. İşte tabii. Bir savaş çıkarsa nasıl paylaşırız? Kim nereye alır? Daha ortada bir savaş yok. Ama çıkarsa neler olur? Mantığıyla oturuyorlar. Bu Reval görüşmeleri yine bir şekilde açığa çıkıyor. Bundan sonra da biraz özellikle İttihat Terakki kanadının daha böyle aktif olduğunu görüyoruz. Şunu yapmaya çalışıyor. Ayrılmak isteyen etnik grupları diyor ki bir araya gelin. Yani biz bir Osmanlı etrafına toplanalım. Bu toprakları yedirmeyelim. Sonra ayrılmak mı istiyorsunuz, hak mı istiyorsunuz? Ona bakarız ona sonra. Ama bu emperyalist devletlere toprakları kaptırmayalım mantığında hareket ediyorlar. Talat Paşa'nın bakarız ne hepimiz biliyoruz. Hani bakmaz. Yani Talat Paşa. Yok yani Talat Paşa yok ama daha burada. Yani ya. Bizim bahsettiğimiz tabii, bu tabii. Kongreyi düzenleyecekler kim var? Prens Sabahattin var, Ahmet Rıza var. Yani Talat Paşa tabii ki böyle bir şey zaten kabul etmez ama daha orada değiliz. Tabii, çünkü tabii. Bu Paris'te yapılacak bir kongre. Bu nedenle bu teklif zaten İttihat Terakki kanadından geliyor ama dediğin gibi finansmanı yapacak olan Prens Sabahattin. İkisi aynı. 1902 gibi yani aynı. 1902 gibi aynı. Ve işte Ermeni tarafı çağrılıyor Paris'e. Ondan sonra Prens Sabahattin var ve Ahmet Rıza grubu var. Üçü bir toplantı oturuyorlar. Ne yapabiliriz? Nasıl bir ortak nokta bulabiliriz? Ve burada amaç işte mevcut durumu kontrol etmek, toprakları dağıtmamak. Ne yapabiliriz? Şunu yapalım, bunu yapalım. Hatta orada ısrarla mesela ilk defa Ahmet Rıza istemediği bir şeyi kabul etmek zorunda kalıyor. Peki o zaman yani Abdülhamit devrilmesi gerekiyorsa o zaman ihtilal yapalım. Hiç istemediği bir şey ama kabul etmek zorunda kalıyor. Peki ilk ihtilal denemesi mi İttihat Terakki'nin bu? Hayır değil. Yani daha önce Ali Suavi'nin başını çektiği denemesi mi yaptı ama? Silahlı. Ali Suavi Türkiye topraklarındaki ilk nasyonel sosyalist diyebileceğimiz adam. Hem milliyetçi hem sosyalizme gönül vermiş bir beyefendi. Kavram kargaşaları o dönemde tabii daha geniş yer buluyor insanların siyasal hayatında. Silahlarla Babali'yi basıp padişah indirmeye çalışıyorlar. Bombalarla, silahlarla. Olmuyor. Ama hani bunu çok uzun uzun anlatamam. Çünkü olmuyor. Hakikaten yapamıyorlar. Yani ben hep söylüyorum. Yaparız ya bunu. Bu şey gibi. Bana İttihat Terakki'nin bu dönemleri bir grup lise arkadaşıymış gibi görüyor. Ya birader biz bu işi yapar mıyız? Yaparız be. O gün iki kişi gelmiyor. Yani bu tip bir sıkıntıları var adamların. Hani Rumeli tarafının bunlara kattığı en önemli şey de o zaten. Hani biz bu işi yaparız değil miydi? Yaparız, yaparız, yaparız diyen adamlar ertesi gün geliyorlar oradaki muhabbet hani. Öyle bütün lise arkadaşları biz bu gece çıkacağız muhabbeti yaparlar ya lisedeyken. Bundan çıkan grup. Diğerleri mutlaka 2-3 kişi babasından annesinden izin alamıyorlar ki babaları genelde padişah. Bunların yarısı padişahla dirsek teması içerisinde zaten. Hani şey değiller. Öyle tamamen kopmuş durumda değiller. Burada da ihtilal tekrar gündeme geliyor ama... Yani işte karar alınıyor. Hatta Abdülhamit tahttan indirilirse nasıl bir yöntem izlenir? Yine haneden devam etsin ama babadan oğula geçmesin. İşte en yaşlı üye başa geçsin gibi kararlar alınıyor. Ve bu kararlar çok gizli kalınması gerektiği halde bir yıl gibi bir süre sonra Ermeni tarafı bunu yayınladığı bir dergide maddeleriyle birlikte açık açık söylüyor. Zaten bundan sonra ipler iyice kopacak. Yani başarılı olan bir kongre değil. Tabii ki değil. Yani İttihat Terakki sonrasında çok özellikle 1908'den sonra benim çokça öveceğim şeyler olduğu gibi kongre ve siyasal hayat da çok başarılı devam edebilen bir parti de değil. Evet. Olarak. Hani çok başarılı bir siyasal örgüt halinde değil. Hatta ki başarılı bir parti ama demokratik siyasete uygun bir örgüt halinde değil. Bunu da söylememiz lazım. Hı hı. Son kez notlarımıza bir gözden geçelim. Çünkü ben hürriyeti ilan edeceğim. Bence geçebiliriz. Birazdan. Yani burada bahsetmediğimiz isimler var mı diye bakıyorum. İsmail Cihan Balat'tan bahsettik, Mehmet Talat'tan, Mithat Şükrü Bey'den falan bahsettik. Şu ana kadar duymadığımız ama 1908'den sonra çokça duyacağımız isimler var. Kamil Paşa, Sait Paşa, Halit Halim Paşa, Mahmut Şevket Paşa. Ki bir sonraki videoya Mahmut Şevket Paşa'nın bir ses kaydını dinleyerek başlayacağız. İlk olarak o ses kaydı olacak videomuzun başında. 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için yola çıkan Mahmut Şevket Paşa'nın çıkmadan önce askerlerine yaptığı konuşmayla başlayacağız. Hı hı. Videomuza bizim için, yani benim için çok önemli bir konuşma metni o. Hani bu isimlerin de artık biraz daha gündeme gelmesi yavaş. Ne demek? Ordu demek. Ordunun da işin müdahalesinin iyice arttığını da bu şekilde takip edebileceğiz. Yani peki, silahlı ne oldu? Bir mücadele girişiyor artık, evet. Bir ihtilal söz konusu. 1907 yılında artık bu kongreden hiçbir şey çıkmayacağını anlayan Balkan kolu, Selanik
ve Rumeli kolu diyorlar ki bu iş bu şekilde olmayacak. Balkanların her yerinden telgraflar çekmeye başlıyorlar Sadaret'e. Nedir bu telgraflar? Kanun esası ilan et. Meşrutiyeti ilan et. Hani hürriyeti ilan et diyorlar hatta. Buradaki şey kelime hürriyet. Hürriyeti ilan et koduyla devam ediyorlar. Ve bir süre sonra İstanbul şey yapmaya, telgrafı yok saymaya başlayacak. Hatta bunlara nasihat etmesi için belli paşaları yollayacak. İlk yollanan paşa öldürülecek. İkinci yollanan paşanın öncesinde, Resneli Niyazi Bey yanına 400 tane adam alıp dağa çıkacak. Öyle Rumeli'de Türklerden biri dağa çıktığı zaman 30 sene boyunca bir yerde kalıp terör örgütü gibi olmuyor. 1907'de dağa çıkıyor, 1908'de meşrutiyet ilan ediyor adamlar. Adam dağa çıkıyor 400 adamla beraber. Bir ordu ve heyet gönderiliyor. Bunun karşısında İstanbul tarafından. Resneli Niyazi de kibarlıkla gidip bu heyeti de dağa kaldırıyor birader. Siz mi gelirsiniz lan bana nasihat etmeye diye. Sonra telgrafların ardı arkası kesilmiyor. Artık hani bardaktan boşanırcasına bütün Rumeli'den telgraf geliyor. Bakın bu bile çok önemli. Anadolu'dan telgraf gitmiyor. Rumeli'den telgraf geliyor. Diyor ki ilan edeceksin. Anadolu daha neyin kaybedeceğinin farkında değil. Balkanlar artık kaybın tamamen farkındalar. Balkanlar hazır zaten silahlı mücadeleye. Aynen öyle. Hani biz buradan dönemeyiz diyor. Bütün halk bunu söylüyor. Sadece İttihat Terakki Cemiyeti değil. Ve bir süre sonra 23 Temmuz'a bağlayan gece 1908 yılında hürriyet ilan ediliyor. Padişah ben kanun esasiye karşı değilim. Seçimleri yapalım. Kanun esası yürürlüğe geri koyalım diyor. Ve bu tarihten itibaren İttihat Terakki'nin ve kusura bakmayın notlarımı, Cansu'nun notlarına daha doğrusu ben gene önüme alayım. Son bir şey kaçırmayalım diye diğer notlarımı da önüme alayım. 1908 yılında İttihat Terakki 24 Mayıs tarihinde meşrutiyeti ilan ettiriyor. Evet. Peki meşrutiyeti ilan ettirdiğin, yani artık burada yavaş yavaş toplayacağız ve sonra önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Şu bile sanırım en uzun videomuz oldu. Yani ordu bu durumdan memnuniyetsizdi. Biraz önce bahsettik. İşte maddi durumdan, genel olarak sürekli kaybediyor olmaktan, geriye çekiliyor olmaktan memnuniyetsizdi. Balkanlardaki sorunları anlattık. Makedonya problemlerinden bahsettik. Makedonya sorunundan bahsettik. Bu yığılma Türklük ve Türkçülük sevdasını da başlatıyor. Ve bu dakikadan sonra sabit bir milliyetçi görüş ortaya çıkıyor. Bundan sonra hani İttihat Terakki milliyetçi bir örgüt müdür? Kuruluş aşamasında katiyetle değildir. Ama Rumeli kolu işin içine girdikten sonra net milliyetçi bir örgüttür. Milliyetçi bir siyasal partidir. Hatta ve hatta Türkçü bir siyasal partidir. Yusuf Akçura bu partinin fikir babalarındandır. Türkçülüğün fikir babalarından. Ziya Gökalp bu partinin içindedir. Fethi Okyar'ın Türkçülükle ilgili fikirleri çok keskindir. Enver Paşa'yı desteklersin, desteklemezsin. Nerede ne uğruna öldüğünü herkes biliyor. Turan mücadelesinde öldüğünü herkes biliyor. Talat Paşa Ermeniler tarafından suikaste kurban edilmiştir. Cemal Paşa bu konuda çok şeydir, keskindir hatları. İttihat Terakki Türk siyasal tarihinin ilk Türkçü ve milliyetçi örgütüdür. Devamında yaptığı yenilikleri sayacağız zaten. Ne kadar özgürlükçü ve ne kadar aslında çağın ilerisinde fikirleri olduğundan da bahsedeceğiz. Ne kadar demokrasiden uzak olduklarından da bahsedeceğiz. Sonraki dönemde değil mi? Evet. Aynen öyle. 1909'la başlayan ihtilaller döneminden de bahsedeceğiz. Yapmak istedikleri şeyi yine bir süre sonra kendileri yapmaya başlayacaklar aslında. Yani benim yıllar önce yazdığım bir şeyde geçiyordu. İktidar insanın oturuşunu değiştiren bir koltuk. Doğru. Öyle, gerçekten öyle olmak istemiyorlar. Zaten bir kere ne olacaklarına dair bir fikirleri yok. Hani tamam devirdik işte bu oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi. Şimdi. Hani böyle birbirlerine bakmışlardır. Ben eminim şimdi. Maliye var değil mi falan diye. Yani bu düşünülmüştür. Evet. Eminim. Özellikle Abdülhamit'in halinden sonra bu daha da düşünülmüştür. Abdülhamit'i ben beğenmeyen bir adam olarak da söyleyebilirim ki sonuçta bir hakimiyeti vardı adamın yani. Ne olursa olsun bir sistemi vardı. Bir hakimiyeti iyisi kötüsü vardı. Onun boşluğunu da gittiler Mehmet Reşat'la doldurdular. Yani Mehmet Reşat'ın çok da vakti olmadı zaten saltanata girmeye. Şöyle bir ufak bilgimizi verelim. Önümüzdeki bölüm devam ederiz. Mehmet Reşat'a meclise ve İttihat Terakki'nin kurallarına bağrı kalacağına dair halkın önünde yemin ettirdiler. Bu Doğu coğrafyasında bir ilktir. Doğu coğrafyasında ilk kez bir saltanat üyesi halka
ve halkın haklarını koruduğunu söyleyen partinin çıkarlarına uygun hareket edeceğine dair yemin ediyor. Bu çok baba ve çok zor bir şey. Bir ümmette bunu söyletebilmek hakikaten bayağı kallavi bir iş. Önümüzdeki bölüm 31 Mart'ta da devam edeceğiz. İttihat Terakki'yi bu şekilde kurduk. Devam ettik. Kısa bölümünü topladık. Önümüzdeki bölüm uzun bölümünden devam edeceğiz. Merkezinden de bahsedelim mi? Şimdi söylemek ister misin? Bence sonra bahsedelim. Çünkü tarihleri var. 1913-1914 yılına kadar gidiyor. Toptan anlatırsak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Kaynakçamızdan da kısaca bahsedelim. Uygunsa Cansu. Tamam. Kaynakçaları söyleyelim bu konuyla alakalı. Feroz Ahmet'in İttihat ve Terakki Cemiyeti adıyla bir kitabı bulunuyor. Yine buna ek çok olarak iyi bir kitap. Çok iyi bir kitap. İttihatçılıktan Kemalizm isimli başka bir kitabı daha var. Ondan da bilgi edinebilirler. Tevfik Çaldır'ın İttihat ve Terakki kitabı var. Yusuf Ziya İnan'ın Jön Türkler'den İttihat Terakki Cemiyeti'ni isimli bir kaynağı mevcut. Yine daha detaylı bilgiler veriyor. Tarık Zafer Tunay'ın Türkiye'de Siyasi Partiler birinci cilt. Kesinlikle öyle. Birinci, üçüncü ciltte de geçer. Hepsinde bir başyapıttır. Evet. Yani başyapıttır. Onu söylememiz lazım. Şerif Mardin'den Şerif tabii Mardin, ki bahsedeceğiz. Aynen. Jön Türkler'in siyasi fikirleri. Sina Akşin yine Jön Türkler. Yüz Soru'da Jön Türkler ve İttihat Terakki. Yüz Soru'da Jön Türkler. Yine Jön Türkler ve İttihat Terakki isimli başka bir kitabı var. Son olarak Furkan arkadaşımızın yazmış olduğu bir makale var İttihat Terakki adıyla. Gayet güzel. Bizimki onların yanında hiçbir şey sayılmaz. Yok, bence öyle değil. Kesinlikle katılmıyorum. Türk Tarih Kurumu sitesinden bulabilirler değil mi? Kendi ismini aratıp da. Doğru. TTK arşivinden bulabilirler. İttihat Terakki makalesi. 1908-1918 İttihat Terakki. Onu bulabilirler. Nacizane bizim bir şey, bir damla bir şeyimiz diğerlerinin yanında. Tabii yani bir katkı olmuş bence gayet. Güzel bilgilendirmiş. Bizden bu haftalık bu kadar. Umarım hediyeyi birine veririz. İnşallah. Bakalım. Bizi yorum yapmayı unutmayın. Bizi izleyeceğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone de olun. Kanalımıza yani abone. Ben görüyorum, izleyip olmuyorsunuz. Evet. Hepsinin IP adresini alıyoruz. Ben bulacağım. Aynı bulacağım hepsini. Abone olursanız da çok mutlu oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. İyi günler, iyi akşamlar. İyi günler. Güzel bağlamadık mı? Bence bağlanma güzel oldu.